Birinci tur ardından sosyal medyada da hala devam eden tartışma, o tartışma hile, yanlış veyahut da kaydırarak seçmen kağıtlarının yazılması. Bütün bunlara yönelik CHP'ye sosyal medyada seçmenlerinden yoğun bir çağrı vardı. İtiraz edin, oylar tekrar sayılsın. Yani neden duruyorsunuz? Milyonlarca oyumuz çalındı. Yani buna benzer pek çok itiraz. Tabii bunun bir kaynağı da Onursal Adıgüzel'i koltuğundan eden o geceki CHP'nin veri sistemi. O veri sistemine dayanarak hatırlayacaksınız. O gece peş peşe açıklamalar yapan iki Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, yani sizi kandırıyorlar, veriler yanlış, aslında açık ara biz öndeyiz, kazandık açıklamaları yapmışlardı. Şimdi tabii bundan sonra gelinen noktada seçmenlerden büyük bir tepki var, büyük de bir baskı var. Niye itiraz etmiyorsunuz? Biz 4 puan öndeyken niye 4 puan gerideyiz? Yani 8 puanlık farkı, o hileyi kim yaptı? İşte bunlar için CHP'den bugün açıklama geldi. Hakeza Yeşil Sol Parti'den de, HDP'yi listelerinden seçime götüren Yeşil Sol'dan da, yani HDP'den de bir açıklama var. CHP 7094 sandıkta itiraz etti ve Muharrem Erkek yaptı açıklamayı. Binlerce itirazımız oldu. Fakat bu itirazların sonuçlarına baktığımızda herhangi bir biçimde sonucu değiştirecek etkisi yok dedi. Tıpatıp benzer bir açıklamada Yeşil Sol Parti'den geldi. İtirazlarımız da ortaya çıkan tabloda milletvekili sayısında bir değişiklik olmuyor diyor hem CHP hem Yeşil Sol. ...14 Mayıs akşamı Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti birçok sandık sonucuna itiraz etti. Tutanaklarda farklılıklar tespit edildiğini, kendilerine yazılması gereken yüksek miktarlı oyların başka partilere yazıldığını iddia etti. Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itiraz başvurularının ardından bazı hatalı girişler düzeltildi, ancak sosyal medyada oylar çalındı iddiaları öne çıktı. Aralarında CHP ve İyi Partililerin de bulunduğu isimler hile yapıldığını öne sürdü. Ancak Millet İttifakı'nın verileriyle Yüksek Seçim Kurulu sistemindeki veriler karşılaştırıldığında çıkan sonuçlarda sonuç öyle olmadı. CHP'den resmi ağızdan itirazlar genel sonucu değiştirmeyecek açıklaması geldi. Bu açıklamayı CHP'nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek yaptı. Genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz. Memleketin her köşesindeki, her sandıktaki her bir oyu takip ediyoruz arkadaşlar. Benzer bir açıklamada Yeşil Sol Parti adı altında seçime giren HDP'den geldi. HDP'nin YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, kendi oylarının başka siyasi partilere yazıldığı iddiasıyla itiraz ettiklerini, ancak itirazlar sonucu vekil sayısını değiştirecek bir sonucun çıkmadığını söyledi. Recep Tayyip Erdoğan.